Selam millet, ben Ercan Uğurlu. Bu videoda bir oyuna karşınızdayım. Uzun yıllardır beklediğim The Last Guardian sonunda elime geçti. Peki onu bunca yıldır beklediğime değdi mi? Cevabını bu incelememizde hep birlikte vereceğiz. Bundan çok çok uzun yıllar önce şeklinde bir giriş yapmak sanıyorum ki bu oyuna çok yakışacak çünkü The Last Guardian'ı uzun yıllardır bekliyoruz. Yolculuğun ilk durağı kuşkusuz oyun geliştirici ekibinin çıkarttığı ilk göz ağrımız olan Ico oluyor. Ardından gelen Shadow of the Colossus ise ekibin başarısını taçlandırıyordu. 2005 yılında PlayStation 2 platformuna tanıştığımız bu devasa oyun, hatırladığım kadarıyla 16 farklı devi karakterimiz Argo ile alaşağı etmemizi gerektiriyordu. Ancak bunu yaparken geliştirici ekip yarattığı görsellik ve eşsiz müziklerle bizim Shadow of the Colossus'a adeta aşık olabileceğimiz ihtimalini aklından geçirmemişti belki de. Önce PlayStation 2 platformunda oyunu defalarca kez bitirmiş, ardından da PlayStation 3'e gelen yenilenen sürümle yıllar öncesinin tadını tekrar almıştık. Shadow of the Colossus'un yarattığı geniş yankı, kuşkusuz geliştirici ekibi de sonraki oyunu hızla ele almaya yöneltti ve çok geçmeden ekip 2007 yılında The Last Guardian üzerinde çalışmaya başladı. Oyun ilk duyurulduğunu tarih 2009'u gösteriyordu ve böylece bizim de bekleme evremimiz başladı. Ta ki bugüne dek. Evet, aradan yaklaşık 7 sene kadar zaman geçmiş, PlayStation 4'ün ardından PlayStation 4 Pro'da piyasaya çıkmışken Last Guardian'da PlayStation 3'e değil yeni konsollarda karşımıza çıkıyor. Peki bunca bekleyişe değdi mi? Hemen önce oyunun hikayesiyle söze başlayalım. Last Guardian'da yine Shadow of the Colossus'tan hatırladığımız Argo gibi küçük bir çocuğu canlandırıyoruz. Oyunda yine bir dev var ve bu devin adı Trico. Ancak bu defa onu alt etmeye değil, onunla bağ kurmaya çalışıyoruz. Evet, Last Guardian'da bu bağ çok önemli. Az sonra daha detaylı olarak bundan bahsedeceğim. Oyunun başında kendimizi baygın buluyor ve gözlerimizi açtığımızda nerede olduğumuzu hatırlamadığımızı fark ediyoruz. Sanıyoruz ki kaçırılmış ve devasa yapıların çevrelendiği bir mekana getirilmişiz. Ancak burada yalnız değiliz, hemen yanımızda mızraklarla yaralanmış bir dev, yani ismiyle Trico, boylu boyunca yatıyor. İlk görevimiz onu bu mızraklardan ve bağlı olduğu zincirden kurtarmak oluyor ve oyun böylece başlıyor. Oyunun hikayesiyle ilgili tadını kaçırmamak için daha fazla bilgi vermeyeceğim fakat incelemenin ilerleyen adımlarında zaman zaman spoilerlar yer alabilir, şimdiden uyarmamda fayda var. The Last Guardian bulmacalara dayalı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili yaratığımız Trico ile Trico'nun ve bizim hapsedildiğimiz devasa yapıların içinden çıkmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken Trico'dan bolca yardım alıyoruz fakat bunun için onunla aramızda bağ kurmamıza ihtiyacımız var. Oyunun ilk başlarında Trico ile bu bağ kuvvetli olmadığı için size pek yardımcı olamayabiliyor. Hatta zaman zaman yüksek bir yere çıkacağınızda onu yanınıza getirebilmek ve istediğiniz yere çıkabilmeniz için size yardımcı olmasını sağlamak uzun sürenizi alabiliyor. Fakat sonra öyle bir an geliyor ki birden onunla iletişim kurabilmeyi başarıyorsunuz. Böylece Trico'ya kontrol tuşlarını kullanarak komutlar verebiliyor ve bu sayede oyunda yeni bir aşamaya geçebiliyorsunuz. Bu arada oyundaki tek aksiyon devasa yapıların arasında daracık koridorlarda dolanmak veya kapalı kapılardan geçmek değil. Trico ile sizin düşmanlarınız da çevrede kol geziyor. Yolculuğunuz boyunca zaman zaman karşınıza çıkan heykeller canlanarak sizi kaçırmaya, Trico'ya da zarar vermeye çalışıyorlar. Taştan heykelleri Trico hallediyor. Tek yapmanız gereken onları Trico'nun önüne kadar çekmek, hepsi bu. Trico yaralandığında oyunun başını yaptığınız gibi mızraklarını çıkartmanız gerekiyor. Öte yandan güç toplaması için ona güç sağlayan mavi fıçıları da çevreden bulup yemesi için önüne getirmeniz şart. Ha bu arada şunu da söylemekte yarar var. Trico zaman zaman sinirleniyor ve çevreye kükremeye başlıyor. Böylesi durumlarda sırtına çıkıp onu severseniz sakinleştiğini göreceksiniz. Shadow of the Colossus oynadınız mı bilmiyorum fakat halen PlayStation 2'de oynanacak oyunların başında bu isim yer alıyor. Elimizdeki The Last Guardian'ın görselliği tam olarak Shadow of the Colossus benzeri. Pastel renklerle bezenen tüm çevre detayları, Trico'nun tasarım ve davranış şekli ve elbette arka plan manzarası gayet güzel. Özellikle büyük ekranda oynuyorsanız çevreye bakarken bir yağlı boya tablo karşısında oturduğunuzu sanabilirsiniz. Elbette daha detaylı hazırlanabilirdi. Bu anlamda Last Guardian elimizdeki PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro'nun tüm gücünü kullanan bir oyun olmuyor. Daha çok sanki PlayStation 3'ten uyarlanmış bir oyun gibi duruyor. Ancak özellikle Trico'nun animasyonunu çarpıcı buldum. Grafiksel olarak
oyunla ilgili belki de en güzel şey bu oluyor diyebilirim. Trico'nun davranışları bir süre sonra karakteriniz ile arasındaki bağı kuvvetlendirmekle kalmıyor, sizinle Trico arasında da duygusal bir bağ kurmayı başarıyor. Oyunla ilgili iki temel sıkıntı var. Birincisi kontroller, bir diğeri ise kamera açıları. Kontrollerle başlayacak olursak ilk başlarda ciddi anlamda zorlanıyorsunuz. Bunu bir süre sonra aşmanız mümkün ancak daha rahat bir kontrol sistemi tercih edilebilirdi. Daha büyük sorun ise kamera açıları ile ilgili zaman zaman büyük sıkıntılar yaşayabilmeniz. Oyunla ilgili en ciddi eksim bu yönde olacak açıkçası. Çünkü özellikle dar alanlarda kamera açıları sebebiyle karakteri kontrol etmek büyük sıkıntı haline gelebiliyor. Öyle ki oyuna daha sonra devam etmek isteyebiliyorsunuz. Son olarak oyunun Türkçe menü sistemine ve Türkçe alt yazıya sahip olduğunu da söyleyeyim ve sonuç bölümüne geçelim. Last Guardian uzun zamandır beklediğim bir oyundu. Peki bunun karşılığını verebildi mi? Açıkçası evet, fazlasıyla evet, ancak elbette bir ama var. Az önce de söylediğim gibi kontroller ve kamera açıları oyunun iki temel sorunu, fakat oynadıkça Trico ile aranızda oluşan bağın aşkına bunları görmezden gelebiliyorsunuz. Özellikle Ico veya Shadow of the Colossus oynamış olanların Last Guardian'ı mutlaka oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Diğerleri içinse devasa peluş bir canavarı kontrol edebileceğiniz ilginç ve keyifli bir oyun. Ben Ercan Uğurlu, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.